Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve bugün sizlerle Köfteci New Horizons'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölümde ne yapacağız? Oh, biraz crafting. Evet, bölüm arası şu görevleri bitirdim. Zaten kolay bir şey burada. Tek dikkatin zaten size yapmanız gereken her şeyi önceki görevde yaptırmışız. Sadece burada Forming Press'e değil de Alloy Smelter'a şu Ball Mold'unu ki size daha önceki görevde yaptırmıştı ve Glass Dust'ı koyuyorsunuz. Bunu elde ediyorsunuz ve yapımı böyle kolay bir arkadaş. Şimdi ve buradan size göstermem gereken de bir şey var. Ups. Voila. Hala bazı noktaları bitmedi, kapıları falan yok. Ancak onun dışında güzel bir ev oldu gibime geliyor. Geçici sticker resin alalım. Burası tamamen geçici ve neden biliyor başladığım gibi çıkarıp tutmak zorunda. Evet, gelelim. Bu arada siz... Tamamdır, doğru. Olmuş, güzel. Güzel, güzel. Şimdi. Ne yapıyorduk? Bu. Bunun için ne lazım? 2 tane tin kablo. Totalde 4 tane tin kablo. 8 tane copper wire gerekecek. Ve benim bir set daha copper wire yapmam gerekecek, değil mi? Yay! Yaparsınız. Evet. Şimdi copper. Sıfır burada copper plate'im var, evet. Copper plate. Wire cutter burada. Doğru. Bir tane veriyorum sadece. Bunu tamamen unutuyorum bazen. Ne yaparsınız, ben de insanım. Bir de hazır gelmişken sen ne durumdasın? Al kömür. Seversin. Şimdi. Demdi. Ama bu arada mesela şunu da görmek isterseniz. Bu şekilde. Ne yapıyorduk? Copper plate. David Copperfield plate. Hayır, kendim yani. Şimdi wire cutter. Teşekkürler. Ve totalde 4 tane tin kablo. Benim 4 tane daha iron rod'a ihtiyacım var. Evet, recipe'yi tamamen incelemeden bunları yapmanın cezası. Burada hazır craft edelim. Gerçi bir esprisi yok, orada da craft etsek, burada da etsek. Bütün alet edevatlarımız neredeyse envanterimizde. Ve glass tasarı da buraya bırakayım. Bu arada şu an planım elektrik çağına geçmek değil. Voila! Sadece elektrik çağına geçmeden önce bir saniye. Evet. Bu görev ağacının açılmasını istiyorum. Şunu yapacağım. Basic steam turbine. Tin rotorları yaptırmıştı bana zamanında. Tabii ki doğru da bıraktım. Bakayım. Burada sen lazımsın. Bronze fluid pipe.
Circuit, motorlar, tin kablo. Tamamdır. Burası şu an makul. Şimdi benim Bronze Fleet Pipe'ım kalmış mıydı hiç? Boşta. Small'u var. Ve tabii ki de nereye tekrar gitmemiz gerekecek arkadaşlar? Bir tahmin edin. Fabrika! Aslında bir bakayım başka neye ihtiyacım var. Bronze Fleet Pipe'a sadece Bronze Fleet Pipe'a ihtiyacım var. Okay. Understandable, sir. Gelin bakalım siz. Bana güzel güzel bronze plate verin. Teşekkürler. Şimdi. Bu arada cidden benim daha büyük bir tanka ihtiyacım var aşağıda. Ve şu çarkolları da bir yere kazmam lazım. Şimdi wrench, 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 wrench. Evet, elimde olmayan tek eşyam wrenchmiş. Bir de hammer diyecektim, hammer elimdeymiş. Circuit. Sıra rotorlar. Bir de başka ne lazımdı? Tinkapta. Kablo çok fazla basit kaçtı sanki. Voila! Ve... Safety first. Machines don't like me. Evet. Makineleri yağmurda bırakmayın dışarıda. Yanan bir alet patlayabilir. Yüksek voltaj yollamayın. Evet, yüksek voltaj ya da yüksek amper yollamayın. Generator that supplies. Bir amper üreten bir jeneratör eğer recipe'leri maksimum voltajdan az tüketiyorsa birden fazla makineyi çalıştırabilir. Mesela macerator orlarda 2 EU istiyor. Yani bunun anlamı 4-5 tane macerator'ı tek bir amper cihazdan generator'dan çalıştırabilirsiniz. EU'su yetersiz gelen bir alet sürecini baştan başlatacaktır ve bana bir adet tinfoil hat verdi. Bunu giyersem neye benzeyeceğim? Olsun, olun sağ olun. Seni eritebiliyor muyum? Peki. Evet. Sen gel. Sen de gel. Şunlar şöyle gitsin. Sen şöyle git. Sen şöyle git. Siz şöyle gidin. Ve jeneratörümü şimdilik buraya koyacağım. Çünkü basic steam turbine mı? Çünkü bu arkadaşla çok bir işimiz yok. Ama alüminyum dust. Evet, alüminyumu artık işleyebiliyorum değil mi? Alloy blast smelter. Compressor. Bu
burada mesela dönüştüremiyoruz. Scan mixer polarization pek üzere. Blast furnace. Large chemical reactor assembly shield. Bir saniye. In order for... Ha, bu arada dur. Burada yeni almaklarımız var mı? Evet. Steam Jetpack. Get ready for tier 2. Evet, bunu yaptığımızda açılıyormuş. Mixer işimizi kolaylaştıracak. Wire cutter kesinlikle öncelikli parçalarımızdan biri. Map on. Map as well. We don't have that. We have suggestion around Steam. That's beyond the voltage, it gets pretty cool. Steam'i kullanabilirsiniz enerji üretimi için ekstrem voltaja kadar. Ancak medium voltajdan sonrasında çok verimli değil diyor. Find oil for either light fuel or refined gas, which petrol işleyebilirsiniz. Once you hit me. Switch from Steam. Benzin. Biyozel, seed oil, benzin vesaire. Medium voltage, you can upgrade your light fuel. It's heavy fuel, it gets diesel. Evet, heavy diesel elde etmenin yönteminden bahsediyor. When you reach high voltage, turn diesel into or build into diesel. Böyle. Tamamdır. Sert su kartı dur. Sert su kartım var. Tam iki tane var. Bu müdürünü henüz almıyorum. Basic Electrolyzer. Şimdilik yapmayacağım. Benim ihtiyacım olan şeyler. Miksere ihtiyaç duyacağım kesinlikle. Electric Furnace şimdilik gerek yok. Bahsediyor. Conveyor belt vesaire vesaire. Blood. Evet, upgrade yolculuğumuz buradan belli oldu. Gideceğimiz yollar. Glue. Bu ne? Basic Chemical Reactor. Evet. Fizik sentrifüj. Bunlar vesaire vesaire. Bunun yanı sıra burada yeni bir şeyimiz yok. Ha, var. Güzel. Multi-block machines. Aha. Evet. Elektrik blast furnace. Alüminyumu bununla elde ediyoruz. Evet. Bunun yanı sıra başka bir şeyimiz yok. Var mı? Transportation biraz ilerleteceğim ve yakında onu ilerleteceğim. Büyük Twilight Forest'a girmemi bekliyormuş burası. İstiyormuş burası. Burada bir değişikliğim var mı? Yok. Evet. Bütün değişikliklerim burada. Burayı neredeyse tamamladım sayılır. Evet. Elektrik çağına teknik olarak giriş yaptık ancak giriş yapmadık sayamam kendimi.
Neyse, bizim şu an önceliğimiz elektrik çağında değil. Bizim şu an önceliğimiz farklı bir şeyde. Sanki Squat, sen yerine geç. Bizim kendimize ilginç bir şey yapmamız gerekiyor. Steam Şimdi. Aslında şunları kullanmam daha mantıklı hedefim için ancak aslında dur bunları kullanabilirim. Ama şimdilik ben biraz değişik bir yöntem takip edeceğim. Sen gel. Klaslar siz de gelin. Kapılarımı henüz koymadım. O yüzden kapısızım. Şimdi. Benim bolca seed'e ihtiyacım olacak. Benim özellikle ihtiyaç duyduğum şeyler. Paper. Sen gel. Beat. Cucumber. Hepsinden 9'ar tane. Coffee beans 9. Garanti 9 elde ediyorum. Brokoliden 9 yapamıyorum. Dokuz. Curry. Grape'i al. Olmadım da sanırım. Evet. Bu şekilde seedlere çevirerek Peanut. Sen kesinlikle vazgeçilmezlerimden birisin. Onion. Onion da kesinlikle işimize yarayan bir şey. Devam edelim. Kiwi. Henüz kullanmadım ancak elbet bir gün işe yarar. Pi yok. Pineapple. Pineapple güzeldir. Evet, bu şekilde seedlerimizi bir elde edelim. Seedleri aşağıda toplayacağız. Sonrasında strawberry, spice leaf. Sen kesinlikle lazımsın. Rye. Muhtemelen çoğundan fazla yapıyorum. Reddish'i de yapmıştım diye hatırlıyorum da emin değilim. Turnip'i... Neyse yapalım. Fazla seed göz çıkartmaz. Domates. Sweet potato. Chestnut. Ve hızlıca sizlere bir seed de çevirelim. Ve bu tohumlarımız bizim yeni tarlamızın başlangıcı olacak. Evet. Bunun yanı sıra burada şimdilik bir şey yok. Bunları tabii ki de daha sonradan arttıracağım. Şimdilik. Sen lazım olabilirsin. Sen de lazım olabilirsin. Sen de. Curry powder dönüşümü tabii ki de onu da kullanmışız. Bunları da C'de çevirelim. Ve envanterimize bolca chest alalım. Güzel.
Chester gelin envanterime. Bunlar muhtemelen bunun içine girecekler. Log. Bakalım alacaklar mı bunları? Evet, alıyor. Aldığı yere kadar. Evet, burada son buldu. Sen almamam gerekenmişsin. Tamamdır. Evet, bir bu kadar daha alabiliyor. Bunun yanı sıra. Bir de... Tamamdır. Uyuyup yolumuza devam edelim. Ha, tabii ki de bir de kova ve su lazım. Şimdilik orada bir su kaynağım yok. O yüzden suyumu biraz manuel alacağım. Ama oraya da bir su kaynağı koymayı planlıyorum. Su kaynağından kastım nedir? Şu water tank'ten bir tane de orada olacak. Evet. Yemeğimizi de yiyelim. Ve uçurtmamızı alalım. Bu sefer buradan çıkalım. Evet. Şimdi gel bakalım. Yeni binayı da görmüş olacaksınız. Şunlar... Architecture Craft'tan geliyor. Clear Glass'lar. Aslında normal glass kullanabilirim burada. Architecture Craft'ın masası bu şekilde. Buraya bunu koyuyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Kapılarımız. Ve Excavator'ım yanımda tam. Güzel. Excavator'ımı yanımda getirmeseydim sıkıntı olacaktı. Şimdi tarlalarımı ben... Nerede kurmaya başlayayım? Mesela çitte koymam gerekecek ancak şimdilik. Gelin bakalım. Bu şekilde biraz burayı temizleyelim. Biraz normal kürek sen de çalış. Evet. Şimdilik bu alan... Gerçi biraz daha kazıyım. Evet. Bu böyle kaza dursun. Bunu böyle kazıyoruz. Şimdi burada tabii ki de bir de duraksamamız oldu. Tamamdır. Bu şimdilik iş görür gibi. Tabii ki de ben yanıma ne almayayım? Toprağa işleyecek bir şey. Ve bir seviye daha kazmam gerekebilir. Matok! Gel bakalım. Evet. Gel bakalım sevgili Matok. Yukarıda koymuştum sanırım seni. Heh, burası.
Evet. Evet, bir seviye daha kızacağız çünkü orayı da eşit seviyede olmasını istiyorum. Bunun zaten bittiğini baştan beri biliyoruz ama onu henüz toparlayacak zamanım yok. Evet. Bu arada buna bir üst kat daha koyacağım. Üst kat ama tamamını kaplamayacak. Bu şekilde biraz burayı kazalım ve komşudan gelen su sesini duyabiliyorum. Daha doğrusu su sesinden çok dişin ciyaklama sesine benziyor ama olsun. De şu anki evimi pek sevmiyorum. Ama iş görüyor. İş yerime yakın. Ve kazara farenin yan tuşuna basarak combat modunu evet. Onu farenin yan tuşuna atadım. Sinematokla kırabilirim. Yani öyle bir güzelliği var şu anki elimde. Ama onun dışında çok bir artısı yok. İnternetim patates. O yüzden zaten şey yani çok seri bir biçimde video yüklemiyorum. Videoları normal eski evimdeyken mis gibi videoyu yayınlıyordum. Ben yemek yerken yüklemeyi bırakıyordum. Ve video yayına hazır hale geliyordu. Aslında buradan biraz daha kazabilirim de şimdilik kalsın bu. Ve paçanım da arkada yemek yiyor. Şimdi planımız nasıl ilerleyecek? Nereden başlayalım? Tabii ki de acıkmışım. Yani kazmak insanı acıktırıyor. Tohumlarımızı şöyle bir atalım. Suları da şöyle bir geçici olarak koyayım. Sizleri de. Ve şu çantamdı değil mi? Şu su kalmış envanterimde. Tohumlar gelin. Evet. Şimdi. Düzenimiz ne? Aslında şurayı da kazıyım. Sevgili dostum. Yarı kürek, yarı kazma. Absürt şey. Şimdi. Işıklandırma için tabii ki de sadece normal bir torç kullanmayacağız. Farklı şeylere de girişeceğiz. Şimdi. Şu düzeyden tarlalamaya şu düzeyden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. İlk su noktamız burası. Bir, iki, üç, dört, beş. Aslında daha verimsiz. Yok ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç,
4, 5. Şunu şöyle 1, 2, 3, 5, tamam. Diggers, gel bakalım. Tamamdır. Buraya da su gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, nokta. 1, 2, 3, 4. Burada ya tam olmuyor. Şimdilik böyle bir düzen kurulacak. Nasıl dur? Şimdi. Evet. 4 mesafeye kadar gidiyor bu. Evet, 5'e gerek yokmuş. Daha doğru 5 ortadaki alan. Nasıl ortadaki alanı da kullanabilirim? Evet, tabii ki de bir uyumam gerekecek. Hoş geldin Paçi. Gece ol. Yeni binamızda uyuyalım video önünde ilk defa. Ama tabii ki de gece olmasını bekliyoruz. Evet. Aa, hayır. Hayır. Daha 2 gece önce. Moon ve Blood Moon'du. Tekrar Blood Moon istemiyorum. Blood Moon istemiyorum. Evet. Neden sürekli video karşısında Blood Moon denk gelmek zorunda? Neyse. Tarlamızı koymayı planladığımız düzeni az buçuk öğrenmiş oldunuz. Buraya sadece seedleri yerleştirmek kaldı. O bölüklerin her birini ayrı bir seed olarak planlıyorum. Ve tabii ki de biraz yanlara doğru da IC2 tarlası düşünüyorum. Belki onu sahil tarafına koyabilirim. Evet, şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Paçi, sen bir şey diyecek misin? Tabii ki de bir şey demeyeceksin.